Evet, aileler gençlerin bu tuzağa düşmesini engellemek için iyi bir eğitimle çocuklarına iyi bir gelecek sunmak için çabalıyor. Bunun için bayram sonrası da milyonlarca ailenin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı TEOG yerleştirmede esas puanlarda olacak. TEOG hazırlık uzmanı Nurullah Çetin'le konuşacağız bu yerleştirme takvimini ve tabii ki püf noktalarını. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi ikinci bölümde TEOG'un ikinci sınavında çok fazla birinci çıktı. Doğru. Dolayısıyla şimdi ilk akla gelen acaba bu eleme sistemi nasıl olacak? Çok fazla birinci var, ortalamalar yüksek. Ne devreye girecek, nasıl olacak? Önce bunu bir sorayım, bu takvim ve kılavuza geçmeden önce. Yani normalde her şeyden önce özel okul ve Anadolu liseleri, Fen Anadolu liseleri ayrıştı zaten. Yani normalde takvimin belli bir kısmında özel okul tercih edebiliyor öğrencilerimiz ve velilerimiz. Belli bir kısmından sonra Anadolu Lisesi tercih yapacak. Orada ne kadar yüksek olsa da puanlar, birinciler çok olsa da farklı okullar, farklı tercihler ayrıştıracaktır. Tabii sonrasında Anadolu Liseleri ile ilgili eşitlik olduğu zaman da ciddi anlamda elemelerden geçecek. Sınavın belli kısımlarına bakacağız. Örnek veriyorum, YBP'ler üzerinden AOSP dediğimiz ağırlıklandırılmış ortaöğretim sınav puanı. Yani okul puanı mı diyorsunuz? Tabii tabii. Bu? Hayır hayır. Okul puanından önce girdiği sınavdan aldığı puana bakılacak. Hı hı. O fark yaratıyor mu, ona bakılacak. Sonrasındaki 8'den aldığı 8. sınıf yıl sonu başarı puanına bakılacak. Hı hı. 7. sınıf, 6. sınıf diye inecek. Tercih üstünlüğü, sonrasında özürsüz devamsızlık dahi bu eşitlik bozulmuyorsa ona dahi bakılacak ki en sonda da yaşça küçük olan öğrenci tercih edilecek açıkçası. En ince detaya kadar gelecek. Mesela okul başarı puanlarında böyle bazı şişirmeler olduğu da iddia ediliyor. Bunlar yansır mı ya da ne kadar etkiler mesela o yerleştirmeyi? Mutlaka %30 kadar öğrencinin yıl sonu başarı puanla Fen Anadolu Lisesi ve bazı özel okullar için etki ediyor. 2 virgülden sonra 4 basamağa kadar da tercih döneminde değerlendirecek açıkçası yerleştirme yaparken. Neticede Milli Eğitimler ne kadar bu bir sıralama sınavı değil dese de şu anki içinde bulunduğumuz durum bir sıralamayı gerektirecek. Evet. Dolayısıyla da okul başarı puanlarının, okuldan aldıkları notların olumlu ya da olumsuz katkısı hele de böyle bir sınavda çok daha belirgin olacak açıkçası. Peki şimdi kılavuz üzerinden gidelim. Buyurun. Takvim ve işte yerleştirme kılavuzu açıklandı. Öncelikle özel okullar ve devlet okullarına girecekler farklı değil mi yerleştirme takvimi? Evet, TEOG'la beraber bu farklılaştı. Eskiden çok sıkıntı yaratan bir durumdu bu. Bu pozitif bir şey mi? Öğrencilerin evet, lehine olan kesinlikle bir şey. Öğrencilerin lehinden ziyade sistemin yerleştirmesi açısından biraz tıkanıklığı açtı diyebiliriz açıkçası. Daha sağlıklı bir yerleştirme olacak. En azından özel okula direkt gitmek isteyenler ayıklanmış olacak. Önceden kararını vermiş evet. olacak ki Anadolu Liseleri kontenjanları veya Fen Liseleri kontenjanları bu sefer dolmuyordu. Yani çocuk hem Fen Lisesi'nde hem de bir özel okula kayıt yaptırdığı zaman iki yerde birden olamayacağına göre özele gittiği zaman yaz ortasında bu süreç devam ediyordu. Oradaki kontenjanlara Milli Eğitim'de tekrardan yerleştirmek üzere uğraşıyordu. Nasıl olacak o takvim? Bize anlatır mısınız? Yani kısaca üzerinden geçeyim. 30 Haziran'la 13 Temmuz arasında özel okullar için. Evet. 30 Haziran'da sonuçlarımız açıklanacak. Evet. İnşallah güzel sonuçlar çıkacak Dileriz. Açıkçası. 30 Haziran'la 13 Temmuz arasında özel okul tercihi yapılacak. Ki birçoğu taban puanını açıkladı zaten. Hı-hı. Ön kayıtlara da başladı aslında. 30 Haziran'la 3 Temmuz arası ön kayıtları alacak. Bu ön kayıt çocukların ya da velilerin okulla ilgilendiği anlamına gelir ki taban puan gerekiyor orada. Hı hı. Taban puanınız yetiyorsa ön kayıt olarak başvurabilirsiniz açıkçası. Tabii ön kayıt olarak girmiş olsanız dahi o okula gireceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü yukarıdan aşağı sıralama yapılacak. Asıl liste ve yedek liste şeklinde sıralama gelecek. Birden fazla özel okullar için söylüyorum. Birden fazla ön kayıt yapılabilir. Eğer çocuğun puanı yetiyorsa birçok okulu internet sitesi üzerinden ön kayıt yapabilir. Aynı anda ona bir engel taşımıyor. Yok yok yok. Bunlar herhangi tamamıyla artı faydası da olur. Evet, yani açıkta evet. kalmamak için eğer özel okulu kesinlikle tercih edecekse öğrenci. Kesinlikle. Burada sık sorulan soru okula mı gitmemiz gerekiyor gibi bir endişe oluşuyor velilerimizde. Hayır. Ön kayıt dönemi internet üzerinden yapılır. Eğer kesin kayıta hak kazanmışsa öğrencimiz gidip okula kaydını yaptırabilir açıkçası. Şimdiden puan hesaplamaları az çok belli. Veliler de bunu öngörüyor. Tabii tabii şu an değil mi? Yani hem MEB'in okul taban puan hesaplama motoru var oradan. Evet. Hemen hemen dolayısıyla belli. Hemen hemen tercihler de çok rahat yapılabilir. Yani 30 Haziran 13 Temmuz arasında bu özel okul yerleştirme tam sonuç ne zaman açıklanacak? 13 Temmuz'da mı? Hayır. 13 Temmuz'dan öncesinde 3 aşama var. Çünkü özel okullar 13 Temmuz'a kadar bu taban puanları açıkladı.
puanlar ama dolduracağı anlamına gelmez. Yani bu puanlar da yükseldi belki farkındasınız. Evet, yükseldi. Hani, bir iki tane okul geçen seneki puanları devam ettiriyor. Yükselmesinin sebebi ne? Onu da araya girip sorayım. Yani bu birincilerin artmış olması mı? Yani genel eğilim TEOG 2'nin kolay olduğu yönüne bir eğilim oluştu biliyorsunuz. TEOG 1 hakikaten zorlayıcı bir sınavdı ama TEOG 2'den sonra böyle bir eğilim oldu. Özel okulların tanıtım günlerinde sayılarında çok fazla artma oldu. Bunun sebebini sadece puana bağlamamak lazım. Proje okulları dediğimiz veya Fen Anadolu Liselerinin gözde okullarında öğretmen rotasyonlarının da velileri, öğrencileri psikolojik olarak etkilediği, hatta hani oradan biraz özel okula kaçış olduğu söylenebilir. Hı hı. Genelde durum bu ki tanıtım günleri yaklaşık 2 katına 3 katına çıktı. Yani bir gün tanıtım günü yapan okullar şimdi 3-4 güne kadar çıktı. Talep olduğu için, talep öngörüldüğü için eleme yükselecek. Sistemi evet. Olsun diye o puanlar yükseldi. Bir de zaten çok fazla yüksek puanlar var. Dolayısıyla 3 Temmuz son. Yani orada 4-5 Temmuz'da birinci kayıtlar kesin oluşacak. Orada asıl belli olacak bu. Yani okulların seçtiği puanların gerçekten hak ettiği yer mi yoksa düşmesi mi gerekiyor? 4-5 Temmuz'da belli olacak. 4-5 Temmuz'da ama ondan sonra da 13 Temmuz'a kadar olan süreç neyi geliştirecek öğrenciler için? 13 Temmuz'a kadar hala özel okulları takip ediyor olacağız. Eğer bir veli özel okulla karar vermişse 13 Temmuz'a kadar bu süreci takip etmek zorunda. Yani kademe kademe düşünün. Okullar kontenjanlarını açıkladı. Kontenjan dolmazsa bir sonraki şeyde yerleştirmede tekrardan alacak. Peki, özel puan okula, düşebilir bu arada. Özel okula başvuran bir kişi sonra o diğer tarih 14 Temmuz'da 24 Temmuz arasında, yani devlet okullarına başvuru tarihi değil mi? Ona başvurabilir mi? Özel okula başvuran demeyelim de özel okula kayıt yaptıran kayıt diyelim. Yaptıran. Eğer özel okula kayıt yaptırmışsa velim tatiline gidebilir. Artık kafası rahat bir şekilde. Anadolu Liseleri süreci başlayacak ondan sonrasında. Orada Anadolu Liseleri ile ilgili hiçbir şekilde tercih yapamaz. Aslında şu anlamda soruyorum. Şimdi başvurdu ama sonuç alamadı. Ya da başvurdu ama istediği okula yerleşmedi. İki tane seçenek eğer var. Eğer açıktaysa tabii ki 14-24 Temmuz'u Fen Anadolu Liselerini takip edebilir. Ama evet. Kayıt yaptırmışsa e-okulda ve tercih işlemleri bölümünde izin vermeyecek. Vermeyecek. O zaman ne yapması gerekiyor? Diyelim ki gitmemeye karar verdi özel okula. Vazgeçti. Kayıt yaptırmaması gerekiyor. Kayıt yaptırmaması yani gerekiyor. Orada resmi bir kaydının, kesin kaydının olmaması gerekiyor. 14-24 Temmuz arasındaki Anadolu Liseleri kontenjanlarından, tercihlerinden yararlanabilmesi için. Hemen yerleşebiliyor mu? O süreçte tekrardan 14-24 Temmuz'u takip edip yerleşebilir. Hayır, 14-24 Temmuz'da başvuru yapacak tekrar. Orada da farklı bir sistem devreye girecek. 25 tane tercih yapabilir. Fen Anadolu Liseleri, diğer meslek liseleri üzerinden de. Bunlar 25 tercihini yaptıktan sonra gidip okuluna veya başka bir okula onaylatması gerekiyor. Kayıt yaptırmışsa gitmek istemiyorsa ne olur? O zaman yani her şey kapanmış mı oluyor? Özel okul için, özel okul için söylüyorum. Özel okula kayıt yaptırmışsa ve gitmek istemiyorsa işte aslında bunun için buradayız. Bilinçli bir tercih dönemi başlamamış demektir. Yani daha 2 hafta evvel bir okulu seçip kayıt yaptırıp sonra vazgeçtin demek hani gereksiz bir hamle olur. Önceden yani bu haftaları iyi çalışmak lazım veli ve öğrenci adına. Peki, o zaman bizi dikkatli dinlemeye devam edin diyelim. Şimdi neler öneriyorsunuz? O işte tercih yaparken nelere dikkat etmek lazım? Şimdi takvim üzerinde çok konuştuk. Bu tarihlere dikkat edin öncelikle. Asıl en önemli kısmı burası. Evet, şimdi yani tercih yaparken ne yapmalı? Velilere özellikle, tabii ki öğrenciler velilerin etkisinde. Evet, evet. Sınav bitene kadar, TEOG'a kadar öğrencilerimiz çok yoruldu. Şimdi evet. Velilerimizin kafası karışık çoğunlukla ama biraz sakin olmakta fayda var. Yani bilinçli bir tercih dönemi öneriyorum. Bilinçli bir tercih dönemi de öğrencisini, çocuğunu tanımakla başlar. Çocuğunun kişilik özelliklerini, ilgi ve alakalarını gerçekten hani ortaya koymakla başlar. Çocuğu rasyonel olarak bilmekle başlar. Sonrasında ise bir okul seçeceğiz sonuçta. Seçeceği okulların hani puan yaklaşımına göre girebileceği okullar belli. 3 aşağı 5 yukarı artı eksi 2 olabilir bunlar. Çok normaldir. Ama okullar iyi tutedilmeli, okulları iyi çalışmak zorunda velilerimiz.
Birkaç kişinin söylemiyle bir okul iyi okul ya da kötü okul olamaz. Bunlar çok eski okullar. Kriter ne olmalı sizce? Kriter öncelikle okulların araştırılması gerekiyor. Yani şu anki mevcut yönetiminden tutun da şu anki öğrencilerine kadar gidip içeride ziyaretler yapmalı, sorular sormalı. Okulun fiziki koşulları önemli, onlara bakmalı. Okulun size sunduğu akademik imkanlar çok çok önemli. Onlara bakmalı açıkçası. Biliyorsunuz yani bu sürecin sonu bizi üniversite ve sonrasında bir meslek seçimine doğru götürecek. Dolayısıyla da öğrencinin seçeceği okulun öğrenciye ne vereceğinin altı çok net oluşturulmalı, çizilmeli açıkçası. Hı hı. Akademik bir okul mu, sosyal ağırlıklı bir okul mu, proje ağırlıklı bir okul mu, dil ağırlıklı bir okul mu, bunların hepsi farklılaşabiliyor. Puan aynı gözükse bile, yaklaşık gözükse bile çocuğa bir tanesi çok iyi gelebilir, bir tanesi çok da iyi gelmeyebilir. Okulun geçmiş yılların başarıları incelenmesi lazım. Mevcut durumuna bakılmakla beraber geçmiş yıldaki başarılarına, yaptığı çalışmalara da bakmak gerekiyor açıkçası. Şimdi birkaç tane tercih olabilir diyelim. O tercihler arasında nasıl karar verecek? Hepsinden kayıt yaptırabilirsiniz. Sonucu geldi. O zaman neye göre ya aslında evet zaten velilerimizin en çok zorlandığı nokta burası tahmin ediyorum. Kesinlikle birkaç alternatif var ama dediğim gibi özel okul seçilecekse her şeyden önce burs imkanları da araştırılmalı veya bir 5 yıllık süreci kapsayacak hazırlıkla beraber. Bu 5 yıl çocuğun eğitim, öğretim hayatı finanse edilebilecek mi, onlar da masaya yatırılmalı. Yani bu hani bir öğrenci istiyorum diye oraya okula göndermek gibi bir mantık yok. Yarın bir gün zorlanacak aileler. Bunu da şimdiden belirlemeli ki bir sene iki sene sonra tekrardan tercih değiştirmek, okul değiştirmek çok makul değil. Her şeyden önce yakınlık da çok önemli. Belli bir çocukların bu sınav sürecinden sonraki eğilimi şu. Hani böyle bir İstanbul'a doğru bir gidelim, İstanbul'daki okulların içine gidelim gibi bir beklentiler var. Onları da anlıyorum. Gençler sonuçta kanları kaynıyor ama bir müddet sonra sabah 5.30-6'larda kalkmalar yorgunluk haline dönüşmeye başlıyor. Çok uzak mesafeler ciddi anlamda sıkıntı yaratmaya başlıyor. Yani en iyi okul size yakın okul diyorsunuz. Çok o arayı uzatmayın. Yani en iyi okul size yakın okul faktörü biraz iddialı olur ama mesafe faktörünü göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü şöyle düşünün, 1-2 sene sonrasında üniversite hazırlık süreci de başlayacak maalesef. Üniversite hazırlık sürecini yaşarken de yaklaşık günde 2-3 saatin yolda geçmesi tabii ki istenen bir durum değil. Evet, çünkü daha maraton bitmedi. Şu anda sadece TEOG maratonu ama bir de LYS maratonu var. Bu bir viraj sonrası için. Yapmayın diyeceğiniz ne var? Yapmayın diyeceğimiz her şeyden önce dediğim gibi sadece ezberden okul seçmeyin. Sadece puanına bakarak okul seçmeyin. Ölü tercih yapmayın. Yani bu tercihleri yaparken gerçekten puanı yüksek olması tabii ki önemlidir ama istediğiniz okul, size hitap eden okul eğer puan olarak bir alt segmentteyse o okulu seçebilirsiniz. Yani illa diğer okulun puanı yüksekti o okulun puanını tercih etmeyin. Peki, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Son olarak benim unuttuğum. Ekleyeceğim bir şey, Anadolu liseleri açısından da biliyorsunuz puanlar her seneden seneye değişiyor. Evet. Bir önceki senenin puanlarıyla şu anki puanları kıyaslamak, karşılaştırmak çok doğru değil aslında. Şeyde yüzdelik dilimlere dikkat etmek lazım. Evet, bu çok önemli. Fen Anadolu liselerinde. Çünkü yüzdelik dilimler kolay kolay değişmez. Oynamalar yapabilir. Bu noktada da artı eksi 2-3 okul fazlasını yazabilirsiniz. Yani yüzdelik dilimi iyi çalışmak lazım. Bu anlamda 3 tane okul, 4 tane okul yukarıdan başlayabilirsiniz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tabii ki başarılar diliyoruz. Yine de uzun bir süreç var. Temmuz ayı bayramı atlatacaklar. Bir bayramda da bir nefes alsınlar değil mi? Şöyle güzel bir tatil yapsınlar hem aileler. Kafalar hep şeyde olacak çünkü puanlar 30'unda açıklanacak açıkçası. Evet, az bir zaman var. Evet, 2 haftalık da bir zaman var. Peki yine de başarılar dileyelim. Tüm öğrenciler kıymetli. Makine dönemini ekleyebiliriz eğer vaktimiz varsa. Son alalım onu. Evet evet, yani çünkü özel okulların tercih süreciyle Fen Anadolu Liseleri birbirinden ayrı yürüyor ama daha sonrasında Anadolu Liseleri 14-24 Temmuz'da bittikten sonrasında Ağustos dönemi itibariyle de açıklanacak sonuçlar 11 Ağustos. Ondan sonrasında da 3 tane nakil dönemi olacak. Orada özel okula girmiş olan veliler de nakilde şansını deneyebilir. 3'er tane tercih yapma hakları var. Tabii olasılık olarak diğerinden girmiş derken kayıt yaptırmış ama tabii. Onu sormuştum aslında az önce. Kayıt yaptırmış olanlar nakil döneminde nakilde değerlendirecek. Onu bekleyebilir. Tamam. Ana tercih dönemine giremiyor açıkçası o koridora.
orada. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Teok Hazırlık Uzmanı Nurullah Çetin ile Teok yerleştirmelerini, Teok takvimini konuştuk. Devam ediyoruz.